Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Latife Çakır Bayram, 3. Üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde inceleme yaptığı penguenlerden birisinin göz lezyonunda 5 farklı bakteri keşfetti. Bayram, "Şu anda bizim izole ettiğimiz bakteriler dünyada henüz sınıflandırılmamış ve tanımlanmamış." dedi. Erciyes Üniversitesi ERÜ Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Dr. Doktor Latife Çakır Bayram, geçen yıl 4 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı UHD'sinde gerçekleştirilen 3. Üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katıldı. Sağ gözünde 9 haftadı sefer sırasında toplam 100 penguen üzerinde çalışma yapan Bayram, hayvanların oküler yüzey örneklerini topladı. Halen devam eden çalışmalarda, Gentoo, türü penguenin sağ gözünde bir Kusaptayan Profesör Doktor Bayram mikrobiyolojik ve patolojik incelemeler için örnekler aldı. 5 farklı bakteri KEŞFEDİ ile Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda yapılan çalışmalarda penguenlerin birisinin göz lezyonundan 5 farklı bakteri keşfedildi. GenBank veri tabanında bulunan sekans sonuçları ile pengueninin %98,75'in altında benzerlik gösterdiği ve elde edilen 5 bakterinin dünyada daha önce tanımlanmamış yeni bir cins, tür veya teksa potansiyeline sahip bakteriler olduğu belirlendi. İzole ettiğimiz bakteriler henüz TANIMLANMAMIŞ e yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Profesör Doktor Latife Çakır Bayram, Antarktika'da Gentoo, Adeli ve Çayşıtrep olmak üzere bu penguenlerin gözlerinden fırça ve bası örnekleri alarak hem patolojik hem de swab örnekleri ile mikrobiyolojik olarak olarak değerlendirmesini gerçekleştirdik. Göz içi basınçları ve gözyaşı testleri şu ana kadar dünyada hiç gerçekleştirilmediği için çalışmamızın kapsamında bunları da yaptık dedi. Güzel değerler aldık bayram. Bunun sonucunda da hem patolojik olarak hem de mikrobiyolojik olarak güzel değerler aldık. Biz şu anda ön çalışmalarla 5 farklı bakteri elde ettik. Bu penguenlerden bir tanesi Ardey Adası'nda bulunuyor. Penguenin gözünde bir kitle vardı. Bu kitle hem hemen hemen gözü tamamen ortadan kalkmış durumdaydı. Bir siker dokusu gibi kabuk bağlamış gibiydi. Aldığım bu örnekleri Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde mikrobiyolojik çalışmalarda 5 farklı yeni cins, tür ya da teksa grubuna ait olduğunu elde etmiş durumdayız. İfadelerini kullandı. %98-75'in altında benzerlik gördü. Konuyla ilgili olarak açıklamalarına devam eden Profesör Doktor. Çünkü bunu Gen Bankada eşleştirdiğimizde yaklaşık %98,75'in altında bir benzerlik gördük. Bu da demektir ki şu anda bizim izole ettiğimiz bakteriler dünyada henüz sınıflandırılmamış ve tanımlanmamış. Çalışmalarımız halen devam etmektedir, diye konuştu. 100 penguen üzerinden örnek aldık. Çok sayıda penguen üzerinde çalıştığını kaydeden Profesör Doktor Bayram, biz orada 100 penguen üzerinden örnek aldık. Her bir penguenden de beşer örnek almış oldu olduk. Aslında bakılacak olursa 500 örnek elde etmiş olduk. Örneklemeler sırasında Şili'ye ait proje ekiplerinden birisiyle çalıştım. Ekip lideri Doktor Rafael Medina başta olmak üzere tüm ekibin önemli destekleri oldu. Çünkü penguen çalışması için en az 3 kişinin bulunması gerekiyor. Ben Şili'deki bu proje ekibine dahil edilerek çalışmamı gerçekleştirdim. Onlar öncesinde kendi örneklerini alıyordu. Sonra bana yaklaşık 5 ila 6 dakikalık bir zaman kalıyordu. Dolayısıyla ikinci bir pengueni yakalayıp getirdiklerinde ben örnek alma işlemimi bitirmiş olmak durumundaydım. Ben bu zaman diliminde kendi örneklerimi alıp, numunelerimi topluyordum. Gerçekten çok zordu. İfadelerini kullandı. Yeterli öğrene k l e r i m i z i elde ettik. Penguenlerden örnek alırken yaşadığı zorluklara değinen Profesör Doktor Bayram, penguenlerden örnekleri alırken ciddi zorluklar yaşadım. Herkesin gördüğü o neşeli ayaklardaki gibi değil. Çok sevimli görünüyorlar. Paytak paytak yürüyorlar ama çok güçlüler. Yine hava koşullarının oldukça kötü olduğu bir gün çok büyük tehlike atlattım. Penguenin gagası neredeyse gözüme saplanıyordu ama milimetrik bir sapma ile son anda kurtuldum. Normalde örnek alırken hayvanı korkutmamak için gözünü kapatırsınız. Ancak ben hayvanın gözünden örnek aldığım ve göz göze olduğum için zorluklar yaşadım. Çok şükür ki yeterli örneklerimizi elde ettik dedi. Zamanında haber haberin yeni adresi